Bir makara rica edebilir miyim? Çocuklar ben. Aa. Sen nereden çıktın ya? Canım makara istedi. Ev. Kalmadı ama. Sağlık olsun, seni görmüş oldum. Nerelerdesin ya? Görüşemedik ne zamandır. Konuşamadık hiç. Dün de mesaj çektim, cevap vermedin. Öyle oldu değil mi? Kusura bakma ya. Gençler, hadi hayırlı işler. İyi akşamlar abi. Hadi iyi akşamlar koçum. İyi akşamlar. Senin işin bitti mi? Benim işim bitti. Sen eve mi gidiyorsun? Evet. Ama yani gitmeden bir salep ısmarlayayım sana istersen. Olur. Eyvallah. İyi akşamlar abi. İşler nasıl? İşler vallahi çok şükür iyi yani, yürüyor. Aman nazar değmesin. Karaköy'de bir görsen herkesin elinde bir makara. Evet biliyorum, çocuklar öyle söylediler. Caddede de öyleymiş. Yani bu şeyler, insanlar gerçekten makaranın tadını çok beğendiler. Hatta bizim çocuklar şimdi üniversitelerle de anlaşma falan yapmışlar. Çiçek, yani her kampüste bir tane stand kurulacakmış. Duydum. İnşallah. Bugün büyük zincirlerle anlaşmalar da yapılmış. İmzalar atılmış. Güney şirkete geldiğinde havalarda uçuyordu. Öyle ya, keçi sabah söylüyordu. Öğlene doğru şampanyalar açıldı şirkette. Görüşemedik. Ne zamandır? Evet. Öyle oldu. Ali ile çıktık geçenlerde. Biliyorum. Söyledi. Uzun uzun konuştuk. Hmm. Öyleymiş. Ali mi anlattı? Yani lafın arasında öyle bir şey söyledi ben. Sizinle konuştuğunuzu bilmiyorum tam olarak. Hmm. Hı-hı. Benim ben sana bir şey anlattım Ali. Ne gibi? Ali bu yani sonuçta. Ağzından ne çıkacağı tam olarak belli değil. Yok, bir şey demedi. Anladım. Ali de dün bizdeydi akşam. Biraz oturdu öyle, bir iki kadeh bir şeyler falan. Sonra da efkarlandınız, beni aradınız. Hı? Dün gece öyle bir zamanda aradın ki güzel. Öyle bir zamanda dinlettin ki o bağlamayı. Zamanlama müthişti. Ben aramadım seni. Nasıl? Ali aramış. Bağlamayı senin aldığını öğrenince. Ama numara senin numarandı. Biliyorum. Benim numaramdı. Zaten benim telefonumdan aramış. Yani benden gizli dinletmiş.
Ama ben de sonradan ayıktım yani sonra. Hatta kızdım da çocuğa, dedim ki yani... Kız yemekteydi, niye rahatsızlık verdin dedim. O da kendi çapında yani benim adıma sana teşekkür etmek istemiş. Hıyar. Ya. Teşekkür ederim. Niye bana söylemedin baştan senin ne diyen olduğunu? Zeynep'le aranızı düzeltmek istedim. Gerçekten bu yüzden mi? Hı hı. Evet yani. Evet yani ben de sonradan düşününce tabii. Öyle olduğunu anladım. Saçmaladım işte. Uydurup bir bağlama nasıl da problem oldu değil mi? Yok. Problem olmadı. Yok. Yani o benim için çok önemli. Ama Zeynep alsaydım daha önemli olacaktı. Ben de kaş yapayım derken göz çıkardım işte. Yok öyle değil. Öyle değil. Ben şunu anladım bu hayattan. Yani bu hayatta olmazsa olmaz denilen bazı şeyler var. Keşke bir bağlama her şeyin çözümü olabilseydi. Yani keşke... Bütün imkansızlıkları, bütün engelleri ortadan kaldırabilseydi keşke. Ama olmuyor. Öyle. Bir şey bir kere olmazsa olmuyor. Bazı aşklar gibi. İmkansız aşklar gibi. Kalpte kilit vurup saklaması bile günah belki. Ama arada o imkansızlıklar olmasa belki... Herkesten çok seveceksin yani belki birbirini. Belki de sen onu... belki her şeyden çok sevmişsindir. Belki herkesten önce sevmişsindir yani. Ama... Zaman... geçti mi geçiyor. Eğer o gün, o saat, o dakika yoksa hiçbir zaman olmayacak demektir. Çünkü geriye dönmek imkansız. Cemre? Benim. Nerede kaldın yavrum? Ben de işim bitince seni arayacaktım. Anca gelebildim. Sen ne yaptın? Hoş geldin canım.
Sağ ol. Sen de hoş geldin. Zeynep bu gece bizde kalacak. Ben de odanı hazırlıyordum ona. Hayırdır? Babanla kavga mı ettiniz? Yok. Halamın eşi beyin kanaması geçirdi de. Hadi ya. Geçmiş olsun. Sağ ol. Babam da işte Ankara'ya yanlarına gitti. Hay Allah. Yani enişten için üzüldüm. Bizde kalacağın için sevindim. Ya ya. Ne güzel değil mi? Bütün kızlar toplandı, toplandık. Babam da çocuk gibi beni size emanet etti. Hayır yani o ortalıkta yokken sanki ben kuzeye koşacağım. Zamanla tekrar güveni yerine gelecektir canım benim. Sen üzülme. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Gelirim yanınıza. Hayat bu. İmkansız diye bir şey yoktur. Evet. Evet, bize hayatın ne göstereceğini bilemeyiz ki. Ama hayatta hiçbir zaman neyin olamayacağını biliyorum. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Mesela sen de ben. Tamam mı? Hani böyle farzın misal konuşuyorum, tamam mı? Örnek diyorum yani. İki dünya bir araya gelse bizim seninle birlikte olmamız mümkün mü? Mümkün değil ya. Yani o tarz bir şey. Olmaz tabii. Tabii. Ama yani belki günün birinde sen Zeynep'le bir araya gelirsin. Sen öyle diyorsan, kim bilir, çirkin. Vereceğim dersen darılacağım ha.